Merhabalar, Üsküdar Üniversitesi Televizyonu'na hoş geldiniz. Bugün ruhsal hastalıklarda bilişsel davranışçı terapi yöntemini konuşacağız. Günümüzde ruhsal hastalıkların tedavisinde pek çok yöntem bulunmaktadır. Psikoterapi bunlardan en önemlisi. Konuğum Profesör Doktor Aslıhan Dönmez, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda MP İstanbul Hastanesi'nde psikiyatrist. Önce konuğuma dönüyorum. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Emine Hanım. Psikoterapi nedir hocam? Sizin de söylediğiniz gibi hani günümüzde ruhsal hastalıkların tedavisinde birçok tedavi yöntemi kullanılıyor. Aslında iki temel gruba da ayırabiliriz bu tedavi yöntemlerini. Biri psikoterapi dediğimiz yöntemler. Psikoterapi konuşularak yapılan bir tedavi türüdür. Diğeri de daha biyolojik tedaviler olarak söyleyebiliriz. Onlar da işte çeşitli ilaçlar veyahut daha ileri düzey bir takım işte elektroşok ya da transkraniyal manyetik uyarım gibi tedavi yönleri de direkt beyindeki bazı maddelerin ruhsal hastalık nedeniyle bozulmuş maddelerin tekrar düzenlenmesinde rol oynayan tedavi yöntemleridir. Ama psikoterapi genel anlamda baktığımızda konuşularak yapılan bir tedavi türüdür. Psikoterapi yöntemlerine girecek olursak pek çok psikoterapi yöntemi var. Bunlardan bilişsel davranışçı terapi çok bilinen ve çok uygulanan bir yöntem. Siz de bu konunun oldukça iyi uygulayıcılarındansınız. Peki bilişsel davranışçı psikoterapi nedir? Şöyle hem adından da anlaşılabileceği gibi hem işin bir bilişsel yönüne bakar bir de davranışçı yönüne. Bilişsel dediğimiz zaman insanın bilişlerinden kasıt insanın düşünceleri, inançlarıdır. Davranış dediğimiz zaman insanın dışarıya yansıyan, gözlenebilen eylemlerine davranış diyoruz. Bilişsel davranışçı terapi işte bu ikisine odaklanır. Yani şuna inanır bilişsel davranışçı terapi. Eğer bizim düşüncelerimizde ya da işte bir takım değer yargılarımızda, olayları yorumlama biçimimizde bir problem varsa, bir çarpıtma varsa, yani gerçeği yansıtmayan bir yanı varsa bunların, bizde bazı ruhsal sıkıntılar ortaya çıkar veyahut olumsuz duygular ortaya çıkar. Olayla ya da durumla orantısız olumsuz duygular ortaya çıkar. Yani bir nevi şunu söyler bilişsel davranışçı terapi. Olayın kendisi değil, olayı yorumlama biçimimiz bizde bazı sorunlara yol açar der. Bir örnek üzerinden anlatırsam evet, belki çok iyi olur. Daha anlaşılır olacak. Evet. Mesela sokakta yürüyorsunuz ve tek başınasınız. Gayet keyiflisiniz, herhangi bir sıkıntınız yok. Karşıdan hiç tanımadığınız bir adam geliyor ve tam yanınızdan geçerken o adam size baktı ve çok kötü bir şekilde küfretti. Ne yaparsınız, ne düşünürsünüz ya da nasıl hissedersiniz kendinizi? İlk aklınıza geleni söyleyin. Şaşırırım önce. Hı-hı. Kızarım, çok kızarım. Kaçarım, duymamış gibi yaparım. Yani tamam, o andaki güzel. Duruma bağlı olarak neşeliysem aldırmam. Hı-hı. Ya da korktuysam kaçarım o andaki durumuma göre. Evet. Ya da ben de küfredebilirim belki. Hı-hı. Hiç öyle bir yapınız varmış gibi durmuyor ama. Olabiliyor bazen. Sizi küfrederken düşünemedim. Ama hani ilk söylediklerinizden birini alalım. Şaşkınlık diyelim. Aynı durumu yaşayan herkes aynı şekilde mi davranır? Mesela eşiniz olsa o da aynı tepkiyi verir mi? Vermez. Vermeyebilir. Mesela biraz daha mı öfkelenir? Evet. O daha... Genelde erkekler daha... kolay öfkelenebiliyorlar. Gene aynı durumu yaşayıp ne bileyim korkan biri olabilir. Değil mi? Evet. Üzülen biri olabilir. Veyahut utanan biri olabilir. Değil mi? Evet. Yani olay aynıydı. Küfreden adam olayı. Evet. Ama hepimiz o olay karşısında farklı farklı duygular yaşayabiliriz. Evet. Ve bu duygulara bağlı olarak da farklı davranışlarda bulunabiliriz. Mesela işte siz şaşırdığınız için veya korktuğunuz için bir an önce oradan uzaklaşırsınız. Ama çok öfkelenen biri yanıt verebilir adama. Öyle değil mi? Evet. Ya da üzülen biri ağlayabilir gibi. Yani davranışlarımız da bu olay karşısında farklı olur. Evet. Sizce neden böyle? Yani hani aynı olayı yaşayan bütün insanların
birbirinden farklı duygu ve davranışlarla bu olaya tepki vermesinin nedeni ne olabilir? Algılamaları farklı olabilir. Çok güzel. Bazıları kişiselleştirir. Bazıları hiç üzerine alınmaz. Tamamen kişinin yapısıyla ilgili olabilir, düşünce kesinlikle şekliyle. Kesinlikle, çok haklısınız. Bütün bu bahsettiğiniz şey, yani algı, kişilik yapısı, bizim o olayı yorumlama biçimimizi etkiler. Yani o olayla ilgili düşüncelerimizi etkiler. Ben bunu danışanlarıma şu şekilde anlatıyorum. Mesela o olay olduğunda pıt kafanızda bir düşünce baloncuğu çıksa, ne yazar orada düşünce baloncuğunda? Çok sinirlendim. Adamı dövesim var. Ya da mesela şaşkınlık demiştiniz ilk temel duygunuza. Sizin şaşkınlığınıza neden olan nasıl bir düşünce olabilir orada? Ne oluyor acaba? Çok güzel. Yani ne oldu, ben bir şey mi dedim, niye bu adam küfretti? Bana mı söyledi acaba diye düşündüğünüz için siz şaşırıyorsunuz. Evet. Eşiniz, buna ne hakkı var ya, terbiyesiz, kendini ne zannediyor diye düşündüğü için öfkeleniyor. Ne dedik? Hani birisi üzülebilir dedi. Bütün kötü olaylar benim başıma geliyor diye düşünen biri üzülebilir. Ya da eyvah rezil oldum diyen biri utanabilir. Veya eyvah bana saldıracak şimdi diyen biri korkabilir. Kaçabilir. Evet. Yani gördüğünüz gibi aslında A olayı tek küfreden bir olay adam, var. Tek bir olay var ama hepimiz farklı farklı yorumlar C tepkilerini veriyoruz duygu ve davranış olarak. Nedeni aradaki B, yani düşüncelerimiz. İşte bilişsel davranışçı terapi tam olarak bunu söylüyor. Olayın kendisi değil, olayı yorumlama biçimimiz bizde bir takım tepkilere yol açar diyor. Ve eğer olayı yorumlama biçimimizde bir problem varsa ya da bir çarpıtma varsa veya bir hata varsa, biz olayla orantısız ölçüde olumsuz bir duygu yaşarız. Ve davranış olarak da hani problemli bir davranış ya da bizi sıkıntıya sokacak bir davranış yapma olasılığımız artar diyor. Yani. Bu nedenle de dönüp şeye bakıyor bilişsel davranış terapi. Acaba insanların bu düşüncelerini, olaylar hakkında ilk akıllarına gelen o tepkisel, o an oluşan şu düşünce baloncuğu dedim ya, pıt diye. O düşünceleri bulabilirsek, oradaki hataları bulabilirsek, daha sağlıklı duygu ve davranışları sağlayabilir miyiz diye. Kişi bunun farkına varıyor. Evet. Büyük bir kazanım o kişi için de aynı zamanda. İlk seansımız bu oluyor zaten bilişsel davranış terapide. Herkese bunu anlatıyoruz. Yani aynı ben küfreden adam örneğini çok kullanıyorum. Hani bilişsel davranış modeli anlatırken kullandığımız bir örnek bu. Ve o noktadan itibaren zaten kişinin düşüncelerine ve davranışlarına odaklanmaya başlıyoruz. Ve orada bir problem varsa onları değiştirecek bazı spesifik, özgül teknikler kullanıyoruz. Önce farkına varması gerekiyor. Evet, ilk önce yapabilmesi için. Evet. Peki hocam, nasıl ele alıyor? Bilişsel davranışçı terapi, kısaca BDT olarak tanımlayabiliriz. Tamam. Ruhsal sorunları nasıl ele alıyor? Evet. Diyor ki, yani biz bütün ruhsal sorunlarda, yani ruhsal sorun dediğimiz şey nedir? Aslında kişide olumsuz, işlevsel olmayan, o kişiyi sıkıntıya sokan, günlük hayatını olumsuz etkileyen bir takım duyguların ve davranışların ortaya çıkması demektir. İşte demin de anlattığım gibi bilişsel davranışçı terapi diyor ki bu davranış, duygu ve davranışlara yol açan düşünceleri bulalım ve onları değiştirelim. Aynı zamanda tabii düşünce değişince davranış da değişecek. Özellikle o düşünce ve davranışı değiştirmeye yönelik, önce anlamaya yönelik. Evet, önce keşfedecek, farkına varacak. Keşfetmek, farkına varmak. Sonra da eğer orada bir takım hatalar varsa bunları değiştirmeye yönelik bazı teknikleri. Peki nasıl teknikler bunlar hocam? Hangi teknikler kullanılabiliyor? İkisi birbirinden farklı. Yani davranışçı tekniklerle bilişsel teknikler birbirinden farklı. Her ikisi de kullanılıyor. Evet. İnşallah hani bu programda zaten ileride tek tek bu ruhsal bozukluklara da değineceğiz. Atıyorum bir depresyonda bilişsel davranışçı terapi ne yapıyor? İşte bir sosyal fobide ne yapıyor gibi. O zaman belki hani her hastalıkla özgü tekniklere dair de örnek verebiliriz ama mesela bilişsel teknikler dediğimiz zaman genelde kastettiğimiz şey, bir önce düşünceyi bul,
ki biz bu düşüncelere otomatik düşünce diyoruz. Otomatik düşünce. Ne demek hocam otomatik düşünce? Otomatik deyince aklınıza ilk ne geliyor mesela? Hızlı. Çok ani. Güzel. Hızlı, ani. Mesela sizce istemli mi, istemsiz mi? İstemsiz. İstemsiz. İşte otomatik düşünce, demin söyledim, o düşünce baloncuğu. Yani olaylar karşısında ilk aklımıza gelen, işte ani dediğiniz, hızlı gelen, o düşünce baloncuğunun içinde yazanlar. İstemsizdir. Yani biz mesela bilerek, isteyerek oluşturmayız otomatik düşüncelerimizi. Demin size şey diye sordum. Hani otomatik deyince aklınıza ne geliyor dedim. Şöyle bir durdunuz, düşündünüz ve işte ani, hızlı, istemsiz diye yanıt verdiniz ya. Onlar istemli düşüncelerdi. Evet. Yani bilerek, isteyerek ürettiniz. Mantığınızı devreye soktunuz, ürettiniz. Otomatik düşünce öyle değildir. Hiç mantık süzgecinden geçmeden ilk ani, tepkisel olarak aklımıza gelen düşüncedir. Çoğunlukla farkına varmayız. Fakat etkisi üzerimizde kalır. Hocam siz bunu derste çok güzel anlatmışsınız. Bir arabanın onu tekrar söylerseniz herkesin aklında kalır tamam. diye düşünüyorum. Mesela şöyle düşünün. Kaldırım kenarında duruyorsunuz. Yolda boş. O sırada vın diye bir ses duydunuz ve bir toz bulutunun altında kaldınız. Ne olmuş? Bir araba geçti. Ama arabayı görmediniz. Fakat etkisi üzerinizde kaldı. Otomatik düşünce de öyledir. Böyle vın diye aklınızdan geçer. O düşünceyi belki bilmezsiniz ya da bulmazsınız ama etkisi üzerinizde kalır. Nedir onun etkisi? Mesela hepimizde olur bazen. Böyle durup dururken hüzünleniriz. Evet. Şöyle bir bak, ya ne oldu? Ben birden hüzünlendim deriz. Ya da birden içimizi bir sevinç kaplar mesela. Onların hepsinde aslında dönüp baksak bir otomatik düşünce vardır. Aklımızdan vın diye geçen, görmediğimiz ama etkisi üzerimizde kalan bir otomatik düşüncedir. İşte BDT'ye gelen danışanlarımıza ilk öğrettiğimiz şey bu otomatik düşünceyi yakalamak. Çünkü biz yapabiliyor mu hocam hastalar? Şöyle. Otomatik düşünceyi rahatça bulabiliyorlar mı? Bu şekilde anlattıktan sonra, ne olduğunu anlattıktan sonra zaten onun bir örneğini de yapıyoruz ilk seansta hemen. Hani hangi sorun için başvurduysa bize, ona yönelik son zamanlarda yaşadığı bir örnek üzerinden bunu anlatıyoruz. Ve çabuk öğreniyorlar. Yani otomatik düşünceyi zaten bir kere öğrendikten sonra bunun ilk ödevleri kayıt tutma olacak. Belki konuşacağız yani bu böyle ödevlerin olduğu bir terapi türü. Kayıt tutmayı öğretiyoruz ve o günden itibaren mesela bir sonra bize gelişine kadar şeyleri kaydetmesini istiyoruz. Bu aklından geçen otomatik düşünceleri, olaylar karşısında. Bir süre sonra yapabilir hale gelir zaten kişi. Bu arada şunu da unutmayalım. Bunlar böyle bilinç dışı değil. Belki bazı izleyicilerimizin aklına öyle bir şey gelebilir. Hani otomatik düşünce deyince farkına varmıyoruz falan dedik ya. Bilinç dışı çok ayrı bir kavram. Yani bilinç dışı düşünce demek bizim hiçbir şekilde farkına varamayacağımız düşüncelere bilinç dışı diyoruz biz. Yani ondan haberdar olmayız. Biz bilinç dışımızda neler var onu bilemeyiz. Adı üzerinde yani bilinç dışında, hani farkındalığın dışındaki şeylerdir bunlar. Otomatik düşünce öyle değil. Sadece hızlı olduğu için başta yakalamakta sorun yaşayabiliriz ama bir kere kişi farkına varabilir. Sonra, evet. Yani izleyicilerimiz bunu yapabilirler bugünden itibaren. Bir otomatik düşüncelerine baksınlar. Yani olaylarda o zaman görecekler. Herkes farklı otomatik düşünceler üretir değil mi? Herhangi bir olay karşısında. Tabii ki. O kişiyi belirleyen şeydir zaten. Düşünceleri, otomatik düşünceleri. Evet. Çok doğru. Evet. Hocam peki bilişsel davranışçı terapiyi kimler uygulayabilir? Bununla ilgili bir mutlaka kıstaslar vardır uygulayıcılar açısından. Tabii ki. Dikkat edilmesi gereken şimdi nelerdir? Bence bu soruyu çok önemsiyorum. Çünkü aslında vermek istediğim de bazı mesajlar var buna yanıt verirken. Ruh sağlığı alanında çalışan insanlar, temelde kimdir bunlar? İşte psikiyatristler ve psikologlar, değil mi? Bilişsel davranışçı terapist olabilmek için bunun eğitimini almış olmak gerekiyor Emel Hanım. Ama bu eğitim böyle iki kursa giderek ya da ne bileyim bir hafta sonu birkaç saat bununla ilgili bir ders dinleyerek falan verilecek bir eğitim değildir. Yani bunu ülkemizde veren, bu eğitimi veren
birkaç merkez var. Oralardan yani bu konuda hakikaten tecrübeli, bunu uygulamış ve eğitici sıfatı olan insanlardan aldıkları eğitim sonrasında bu terapiyi uygulamaları lazım. Bizim maalesef hani ruh sağlığı alanında biraz o konuda suistimale açık bir konu. Yani yeterince eğitim almamış insanların, işte bir takım isimler altında, şimdi söylemeyeyim o isimleri, işte ben terapist oldum, işte ben psikoterapi yapıyorum diye ortaya çıkmaları çok zarar verici oluyor. Yani danışanlara faydadan çok zarar veren uygulamalar bunlar. Onun için bilişsel davranışçı terapist olabilmek için bir, hani psikoloji ya da psikiyatri gibi ruh sağlığı alanında eğitim almış olmak. İkincisi, bilişsel davranışçı terapiye yönelik hem teorik hem de pratik eğitim. Süpervizyon. Evet, süpervizyon önemli. Dediğimiz şey. Belki evet. Hani izleyiciler için biraz açabiliriz süpervizyonu. Kendi yaptığı görüşmeleri öğrenci eğiticiye getiriyor. Yani ses kaydını. Evet. Eğitici de onlara işte şurada şöyle diyebildin, buna iyi demişsin ama şurada şunu yap gibi. Süpervizyon eğitimi tabii ki hani usta-çırak ilişkisinin gelişmesi açısından çok önemli bir eğitim oluyor. Evet. Bu işi yapan kişilerden eğitimi almak gerekiyor. Ehli tabii kişilerden ki. Eğitim evet. Almak gerekiyor. Evet. Peki bilişsel davranışçı terapide danışanlardan bir şeyler bekliyor muyuz? Onların yapmaları gereken şeyler var mı? Tabii ki. Ben hep şöyle anlatıyorum danışanlarıma. Bir diyelim ki bilişsel danışçı terapiye alacağım o kişiyi. Diyorum ki bu odada iki uzman var. Biri benim. Yani bu konunun bilişsel davranışçı terapisi konusundaki uzmanım. Diğeri de sizsiniz. Ayşe Hanım'ın depresyonu konusundaki uzmansınız. Ayşe Hanım'ın depresyonunu en iyi siz biliyorsunuz. Sizden daha iyi kimse bilemez kendi depresyonunuzu. Dolayısıyla biz ancak uzmanlık alanlarımızı birleştirirsek başarılı olabiliriz. İşin %50'si benim. Nedir %50'si? Ben size bu tekniği öğretmeliyim. Ve bunun için hani tabii ki elimden geleni yaparım. İşin %50'si de sizin. Sizin göreviniz ne? Bu tekniği uygulamak. Uygulayıp da iyi olmama gibi bir ihtimali yok. Ama uygulamazsa biz sadece işte birkaç saat orada sohbet etmiş oluruz ve bunun hani hiç kimseye faydası olmaz. Mutlaka danışan kişinin katılımı gerekli, evet, bu tedavi işbirliği çok önemli Emel Hanım. Yani şöyle bir şey yok, bizim böyle bir takım sihirli değneklerimiz var ve ona dokunduruyoruz, o bir anda değişiyor. Öyle bir şey yok. Hiçbir psikoterapide yoktur bu. Belki öyle bir algı vardır. Evet. Sanki psikoterapi sihirli bir değnek ve kişinin üzerine dokunduğunda her şeyi birdenbire çözüverecek. Aynen öyle. Halbuki danışan kişinin de bu işte oldukça büyük bir payı var. Evet, kendi aktif tedavisiyle rol alması ilgili. Gerekiyor. Evet. Ben bilişsel davranışçı terapiyi onun için çok seviyorum. Hem uygulamayı seviyorum hem mantık olarak seviyorum. Aslında kişiyi kendi terapisti olarak eğitiyor bilişsel davranışçı terapi. Belki daha sonraki problemlerde bu yöntemleri uygulayabilir. Daha kolay üstesinden evet, tabii gelebilir. Ki. Yani her seferinde bir profesyonel, ne bileyim psikiyatriste ya da psikoloğa gitmeden öğrendiği teknikleri uygulayarak, hayatına geçirerek birçok sorunun üstesinden gelebilir. Bilişsel davranış terapi bunu sağlıyor. Evet hocam. Peki hangi hastalıklarda bilişsel davranış terapiyi kullanabiliyoruz? Hastalık dediğimizde aslında bütün psikiyatrik ya da ruhsal hastalıkların tedavisinde bilişsel davranış terapinin yeri var. Tek başına veyahut ilaçlarla birlikte. Bütün hani dünyada ciddiye alabileceğimiz tedavi kılavuzlarında bilişsel davranışçı terapi birinci basamak tedavi olarak geçer. Mesela duygu durum bozukluklarında, ki bunların başında depresyon gelir, bilişsel davranışçı terapi etkilidir. Anksiyete ya da kaygı bozukluklarında etkilidir. Bunlar işte mesela panik bozukluğu, sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu gibi birçok alt tipi var. Takıntı hastalığında obsesif kompulsif bozuklukta kullanılır. Bunun dışında yeme bozuklukları gene kullanıldığı bir alan. Bir de hastalık olması şart değil. Onu da vurgulamak istiyorum. Yani bir bilişsel davranışçı terapiye gelmek için kişinin ille ağır bir
ruhsal hastalığı ya da psikiyatrik hastalığı olması gerekmiyor. Yaşam kalitesiyle de. Evet, yani çünkü birçok tekniği içeriyor bilişsel davranışçı terapi. Mesela atıyorum öfke kontrol sorunu olan bir kişi de gidebilir bilişsel davranışçı terapiye. Ben kendimi hani etkin bir şekilde ifade edemiyorum diyen bir kişi de gidebilir. Yani bunun için yani bilişsel davranışçı terapi almak için illa böyle çok ciddi bir ruhsal hastalığı olması gerekmez kişinin. Peki ne kadar sürüyor? Süresi ne kadar bu tedavinin? Bence yine bilişsel davranışçı terapinin avantajlı noktalarından biri sınırlı bir süresinin olması. Şimdi bazı terapi türlerinde bu iş yıllar sürer. Yani böyle uzun uzun birçok şey konuşulur, yıllar sürer. İşte haftada 2 ila 3 görüşme gerekir falan. Bilişsel davranışçı terapi öyle değil. Hedefe odaklı olduğu için yani o sıradaki sorun neyse onu çözmeye odaklı, son derece özgür teknikleri içerdiği için genelde 8 ila 12 seans denir. Oldukça kısa bir süre. Evet, yani bu hani görüşmelerin ideali haftada birdir. Hani bu 10 günde bir de olabilir, 2 haftada bir de olabilir ama ondan daha seyrek olamaz mesela. O zaman etkinlik düşer çünkü. İdeali haftada bir olsa hani 2 ay ya da 3 ay gibi. Hani niye 8 ila 12 böyle tam bir rakam söylemedim? Çünkü tabii ki danışanın sorunun ne olduğu önemli. İkincisi aslında danışanın işbirliği de önemli bu süreyi belirlemede. Bir kişi ne kadar fazla terapistiyle işbirliği kuruyorsa, terapistinin önerilerini ne kadar çok uyguluyorsa iyileşme olasılığı o kadar yüksektir. Çünkü ödevleri oluyor kişinin. Bu arada bu terapi yönteminde demin söylemeyi unuttum. Bilişsel davranışçı terapide ödevler olur. Yani ödev ismi belki çok hoş bir isim değil, uygulama da diyebiliriz buna ama terapist her seansın sonunda danışanına bir ödev verir. Yani o hafta konuştuklarıyla, o seansta konuştuklarıyla ilgili bir takım şeyleri günlük hayatına geçirmesine yönelik ödevlerdir bunlar. Hani bir kısmı yazılı, bir kısmı davranış ödevi şeklinde. Bir kişi ne kadar çok ödevini yaparsa o kadar da başarılı olur terapi. Evet hocam, peki yaş sınırı var mı bilişsel davranış terapi uygulamada? Mesela çocuklarda da uygulanabilir mi? Evet. Ya da yetişkinlere yönelik bir tedavi yöntemi midir? Şöyle, ben tabii ki hani ilişkin psikiyatristiyim ama dolayısıyla ilişkinlere uyguluyorum. Çocuklarda da uygulanıyor bilişsel davranış terapi. Bunun için herhalde hani çocuğun bir takım bilişsel becerilerinin geliştiği, yani ne diyelim, alt sınır herhalde 6 gibi düşünsek iyi olur. Mutlaka hani okuması yazması olması gerekmiyor çünkü. Çocuklarda böyle daha çok şekiller üzerinden falan da yapılıyor bilişsel davranış terapi. Çocuklarda, ergenlerde, tabii ki erişkinlerde. Yani bir yaş sınırı yok aslına bakarsanız. Evet hocam. En az 6 yaş diyelim. Hocam siz ilaç kullanımı ve psikoterapi arasında tercihinizi ne yönde kullanırsınız? Evet. Tabii ki çok değişir hastalığa göre. Ama bununla ilgili düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Tamam. Bu şu anlamda zor bir soru. Dediğiniz gibi yani hastaya ve hastalığa göre değişiyor. Fakat hani genel bir yanıt verecek olursam, öncelikle şeye bakıyorum. Yani o kişinin bir kere tanısı ne tabii ki. Çünkü bazı hastalıklar var. Hani ilaçsız iyileşmeyecek hastalıklar. Bunlar işte psikoz dediğimiz grup ya da bipolar dediğimiz grup, biraz daha majör psikiyatrik hastalıkları kastediyorum. Onlarda hani ben sana sadece terapi yapacağım deme gibi bir lüksümüz yok. Ama bir de bazı hastalıklar var. Hani ilaç da olur tek başına, terapi de olur. İkisi bir arada da olur. O noktada şeye bakıyorum, kişinin tercihi ne? Evet. Mutlaka ilaç kullanmasını gerektiriyorsa, mesela ağır bir depresyon var, işte bir takım intihar düşünceleri var falan, orada zaten hani ilaç başlamak zorundasınız. Yani bir hekim olarak bunu yapmak zorundasınız ama öyle değil. Yani o kadar ağır değil depresyonu. Kişi de şeyi istemiyor. Maalesef hani insanlar tarafından ilaçlar çok yanlış da tanınıyor, psikiyatrik ilaçlar. İşte bağımlılık yapıcı, işte kişiye zarar verici, ne bileyim, robotlaştırıcı falan ya da çok yan etkileri olan ilaçlar gibi biliniyor. Aslında öyle değil. Ha, öyleleri de var ama birçoğu öyle değil. Öyle diyeyim. Özellikle yeni ilaçlar. Dolayısıyla
Ben hani tedavi seçeneklerini kişiye sıralıyorum. Diyorum ki hani bu işin evet ilaçla ilgili böyle bir tedavisi var. İlaç kullanırsanız sizi şunlar şunlar bekler, şunları şunları yapmanız gerekir. Ha bunun terapi yöntemi budur. Demin size anlattığım gibi hani bilişsel davranış terapiden biraz bahsediyorum. Böyle bir seçeneği seçerse kendisinden neler beklediğimizi. Bir de hani gerekli olursa ikisini birden kullanabileceğini söylüyorum. Yani böyle dünyada buna dair böyle çok somut şeyler yok. Dediğim gibi bazı o majör psikiyatrik hastalıklar dışında. Yani tedavi kılavuzları mesela hafif ya da orta düzey depresyon için hepsini öneriyor. Yani ilaçla başlayabilirsin diyor, terapi de yapabilirsin diyor. İkisini birden de kullanabilirsin diyor. Ve birbirlerine çok belirgin üstünlüğü de gösterilmemiş oluyor bunlar. Evet hocam. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sizinle bilişsel davranışçı terapi hakkında hastalıklarla ilgili de konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik süremiz doldu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.